Bölüm sonu canavarından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Wild West Online'ın dünyasına giriş yapacağız. Bildiğiniz gibi cowboy temalı, vahşi batı temalı oyunlar çok fazla oyun dünyasına düşmüyorlar. Özellikle de kaliteli yapımlar. Baktığımız zaman bilindik olarak bir Red Dead Redemption örneğimiz var ki ikinci oyunu o da merakla beklenen serilerden bir tanesi. Call of Juarez var ancak bunların dışında çok fazla sayabileceğimiz oyun yok. Wild West Online'da yine vahşi batı temasını, konseptini temel alan ve online adı üstünden de anlaşılacağı üzere bir oyun. Şöyle ben daha önce bir karakter oluşturmuştum ancak sizlerle birlikte sıfırdan gireceğim ve yeni karakter oluşturma ekranını da görme fırsatı bulacağız. Oyun bugün itibariyle sunucularını açtı ve biz de hemen girişimizi yaptık. Şöyle 3 tane slotumuz kalmış. Şu an bazı özellikler açık değil, o yüzden onları sizlere gösteremiyorum. Örneğin kadın karakter seçemiyoruz. Şu an sadece erkek karakter mevcut. Saç stil olarak sadece 2 tane stil var. Şöyle saçsız olsun bence. Hani daha böyle bir... Gerçi saçlı da güzel olabilir de. Biraz daha aykırı bir karakter olsun istedim. İsmi de ne olsun? BSC olsun. Skin tone yani teninin koyulu. Şimdi güneşte kovboylar güneşin altındalar. Gerçi şapkaları da var ama biraz daha böyle koyu tenli olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Burada farklı özellikler de var. Dövme gibi, yara izleri gibi. Ancak onlar da henüz açılmış değil. Create diyelim, karakterimizi oluşturalım. Aynı isimle oluşturduğumuz için sıkıntı çıkarıyor. BSC 1 diyeyim. Şöyle gelelim. Evet, burada şu anda bir adet Dolores isimli sunucu açık durumda. Keşke daha yakınlarda Avrupa sunucuları olsaydı da daha iyi ping seviyeleriyle oynayabilseydik. Ancak onun dışında baktığımız zaman sağ tarafta oynanış süremizi ve ekipmanlarımızı görebiliyoruz. Ayarlar kısmında da oyunun grafik ayarları var. Biz şu anda her şeyi ultra'ya şöyle çekmiş olalım. Şu detayı da es geçmeyelim, gözümüzden kaçmasın. Sonrasında buradaki diğer ayarlarda zaten değiştireceğimiz herhangi bir şey yok. Dilerseniz yavaştan oyuna doğru geçiş yapalım. Şöyle play diyelim. Grubumuzda tek kişiyiz. Bizden başka şu an oynayan yok. Ancak 4 kişilik arkadaş grubunuzla da girmenize olanak tanıyor. Burada da kontrol şemasını vermişler. Zaten az çok aşinayız pek çok oynan. WASD ile ilerleyeceğimizi söylemelerine hiç gerek bile yoktu esasen. Şöyle oyun yüklenirken ben de bir yudum su alayım. Dediğim gibi vahşi batı temalı oyunları çok sık göremiyoruz. Ancak çok işlenebilesi bir dünya atmosfer bana kalırsa. Ki bu oyunun yapımcılarının aslında geçmiş oyunlardan bayağı sabıkaları da var. Çok sıkıntılı işlere de imza atmışlardı. O yüzden her ne kadar oyun böyle bir merak uyandırsa da bir yandan da yapımcısından dolayı bir çekince durumu vardı. Bende de hala bu durum var. Ancak oyun alanına girdiğimiz zaman bakalım sizin beklentiniz ne ölçüde olacak veya oyun bunu karşılayabilecek mi? Video boyunca bunu görmeye çalışacağız zaten. %90'da şöyle bir donduk kaldık herhalde. Direkt olarak oyun gelecek. Yükleme ekranlarında geçmiyorum ki o yükleme süresini görebilelim diye. Karakterimizin gölgesini görüyoruz. Şöyle kendisini de görelim. Gördüğünüz gibi. Aslında şu an bayağı kovboy değil de uşak gibi. Gayet temiz yüzlü bir abimiz. Az önce gölgemiz vardı hatırlarsanız. Nereye gitti o? Bir gölgem vardı benim. Neyse şöyle devam edelim. Yakınlardaki olayları Y'ye basarak görebiliyoruz. Şöyle dükkanları bir dolaşalım isterseniz. Çevremizde neler var. Ya da öncesinde bir taba basarak ben size elimizdekileri göstereyim. Şu an bir adet CT Equalizer silahımız var. Bandajımız var. Burada eşyaların ne işe yaradığını görebiliyorsunuz. Örneğin bandaj canınızı iyileştirmeye yarıyor. Aynı zamanda kanamanızı hızlı bir şekilde durdurmanızı sağlıyor. Tonik de hem canınızı yükseltiyor hem de dayanıklılığınızı arttırıyor. 100 adet mermimiz var. Bir tane pickaxe'ımız var. Kazma yani. Burada gun oiling kitimiz var ki bu aslında önemli. Oyundaki silahlarınız tutukluk yapabiliyor, bozulabiliyor, kondisyonları zarar görebiliyor. Bu tarz durumlarda silahlarınızı yağlamanız gerekiyor. Onların bakımını iyi yapmanız gerekiyor. Yani bir vahşi batı kovboyu nasıl ki silahıyla, atıyla içli dışlıysa sizin de burada öyle olmanız gerekiyor. Survivalist map'imiz var burada. Bunları şu an için kullanacağımız bir yer yok. O yüzden kullanmıyorum. Ama map demişken şöyle haritaya da gelelim isterseniz. Haritayı gösterelim. Biz şu an haritanın kuzey tarafındayız görebildiğim kadarıyla. Evet. Ben bir önceki oynayışımda şu en sağ aşağıdaki evin oralarda çıkmıştım. Her girişimde farklı noktalar atıyor zaten oyun beni. Ancak oyun haritası bayağı büyük. Yani öyle tek başınıza yürüye yürüye gezebileceğiniz türden değil. H'ye basarak hemen bir at çağırabiliriz yakınlarımıza. Gördüğünüz gibi şöyle binelim de.
Ben ilk başta bunun da böyle biraz zorlayıcı olmasını beklemiştim. Yani en azından birkaç görev yapalım, para kazanalım, sonra bir çiftlikten at beğenelim kendimize gibi bir şey olsa diyecektim. At sürüş fizikleri ne kadar iyi derseniz, yani şu oyunda gördüğünüz görsellikten, fizik animasyonlardan ne bekleniyorsa o kadar diyebilirim. Hani çok sırıtmıyor ama öyle çok da ahım şahım mı derseniz o kadar da değil. Şimdi Doktor Hart'sa geleceğiz. Öncesinde şöyle bir inelim. Normal yayan bir şekilde, hatta elimize silahımızı falan da bir alalım. Şöyle silah equip diyelim. Hatta buradan silah özelleştirmelerini de göstereyim ben size. Upgrade diyerek silahımızın temasını değiştirebiliyoruz. Ki şu an açtığımız herhangi bir tema yok. Burada mermi tiplerinin silah üzerine nasıl bir etki yaptığını fiziksel olarak, daha doğrusu burada grafiksel olarak görebiliyorsunuz. Aynı zamanda silahınıza upgrade'ler yapıp geliştirebiliyorsunuz. Tabi bunlar için belli seviyelere ulaşmanız gerekiyor. Örneğin mermi kapasitesini arttırmak için 10 level olmanız gerekiyor. Burada 50 level'a kadar özellikler var ki gördüğünüz gibi bunların silahın tepkime sürelerine, atış hızına veya sekme seviyesine kadar hepsini değiştiren, iyileştiren özelleştirmeler var. Ancak şu an dediğim gibi oyunun başında olduğumuz için herhangi bir seçeneğe sahip değiliz. Şuradan mermileri de alalım. Gerçi mermiler zaten var. Hemen yerleştirelim. Bu animasyonları güzel düşünmüşler. Tabii savaş sırasında da, daha doğrusu mücadele, düellolar sırasında da ihtiyacımız olacak illaki. Şöyle, Doktor Hart'sa gidelim mi yoksa biraz da dolaşalım. Burada bir de Henry varmış. Ben biraz etrafı gezdireyim sizlere. Hani ne gibi şeylerle etkileşime geçebiliyoruz. Burası, evet, kasiyer. Burası banka. Bankaya gittiğiniz zaman bankada size küçük toprak, büyük toprak, survival haritası veya altın madeni haritası gibi şeyler veriyor. Tabii bunlar arsa yapabilmek için, bina inşa edebilmek için, ancak 35 bin dolar bizde var şu an, 78 dolar garibim, hiçbir şeyimiz yok. Dead or Alive şeklinde etrafta böyle diri ya da ölü, hani aranıyor şeklinde adamlar var. Onların görevlerini yapıp almamız lazım aslında. Oyun şu an bayağı erken aşamada olduğu için çok da fazla bir özelliğe sahip değiliz. Üstte bir pusulamız var. Oradan atımızı görebiliyoruz. Görevleri görebiliyoruz. Sağ yukarıda FPS değerleri var. Şu an benim oynamış olduğum sistemde Titan X bulunuyor. Ki Titan X gibi bir kartta oyun 30 FPS'yi bile görüyor. Yani oraya kadar düşebiliyor. Optimizasyon konusunda öyle çok parlak bir durum şu an için söz konusu değil. Şurada Gunsmith Shop var. Bakalım alabileceğimiz başka silahlar varsa, herhangi bir göreve gitmeden önce onları da güçlendirelim. Şu an için başka silah yok. Satılanlar var. Tüfekler var burada. Koç 78. Silahların tepkime süreleri, hasar miktarları, bunlar önem arz ediyor. Çünkü standart bir silah özelleştirmesinin önüne geçilmiş. Yani daha fazla çeşit var, daha fazla seçenek var ve hani bir kovboyun hangi silahı ne kadar iyi kullanacağını, silahını tanıması vesaire önemli olduğu için bunlar düşünülmüş. Buradan elimizdeki silahı da satabiliriz. Ancak herhangi bir satış yapmayacağım. Zaten 78 dolarım var. Hiçbir şeyim yok. Mermim de 100 tane mermim var. Yeterli. Başka ne var? Onlara bakalım. Nelerle etkileşime geçebiliyoruz başka? Bunlar kapalı kapılar. Şurada şerif var. Hemen gidelim. Selamun aleyküm. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Sizle bir konuşalım. Evet, Become a Deputy. Evet, buraya geldiğine göre burayla ilgilendiğini gördüm. Yakınlardaki işler, görevler gibi bir şeylerden bahsediyor. Sivil halk ve işte aranan adamlar. Okey. Şöyle rozetimizi de alalım. Burada gördüğünüz gibi en çok arananlar var. Şu abi Walter White değil mi ya? Bayağı Walter White. Gerçi hepsi, şu üçü aynı. Herhalde bunlar kardeş. Bir tek bunun saçı dökülmüş. Şu Witcher olan. Witcher'ı çok severek oynuyormuş. O yüzden yüzünü çizmiş. Psikopatlar da var aralarında. Bir tane korsan var. Anthony Dust Devil Remake ne? Okuyamadım ismini. 420 dolar olan var. 220 var. 150. Suçuna göre değişiyor. Bu da herhalde Şerif'in annesi. Duvara asmış posterini, canım anam diye. Şöyle içeride yakalanmış kimse var mı diyecektim ki burası boş şu an için, bir soba. Hemen karşıda Gunsmith Shop vardı. Bu tarafa baktık. Şöyle devam edelim. Burada da sanıyorum ki bar mı var? Ha yok, burası banka, demin geldiğimiz yer. Tamam, o zaman Henry ile gidip konuşalım. Merhaba Henry. Ne haber?
Broken Water Spigot isimli bir görev. Somebody has gone and broken water spigot. Evet, burada bir şeyleri bozmuşlar. Ve bu ay bu üçüncü kez oluyor. Bunu benim için tamir edebilir misin? Sana $25 ve 200 deneyim puanı veririm. Kabul. Görevi aldım. Doktor Hurst'la konuşacağım. Senin görevin ne tarafta? Görev şu ileride bir yerde olması lazım. Neyse. En kötü atımızı alır gideriz. Bir de Doktor Hurst'la konuşalım. Douglas Hurst. Merhaba Hurst efendi. Sen de diyorsun ki Westport Times'da Medicine Supplies her zaman yani sağlık hizmetleri sıkıntıydı. Benim için 10 tane Black Sage Plant toplar mısın? Sana $50 veririm diyor. Onu da kabul edelim. Sonrasında şöyle gidebileceğimiz neresi var? Hemen at çağıralım bir tane. Geldin mi? Atı böyle çağırmak güzel ama gerçekçi değil. Onu da böyle alsaydık sözleşme karşılığı, para karşılığı, çiftlikten seçsek dediğim gibi güzel olurdu. Şöyle ilerleyelim bakalım. Şu taraflarda başka şeyler var mı? Hop. Tabii bir yandan yaya basınca. Burada kıyafet dükkanı var. Aa, kıyafet bakalım. Kendimize. Belki güzel bir şeyler çıkar. Şu an hiç oyuncuya da denk gelmedim. Geçen girdiğimde etrafımda bir 5-6 tane oyuncu vardı ama. Evet, karakter özelleştirmeye. Geldiğimizde burada da bayağı güzel, tam kovboylara yakışır tipten. Oh, bayağı şerif olabiliyorsunuz. Heh, şu olsa aman. Abi yok oldu bir anda. Ama pahalı. Bize $78 var. Bu $400, $575. O dönemde de demek ki hayat şartları pahalıymış. Bandanalar var. $75. Ancak bütün paramı bandanaya vermek istemiyorum. Şu an zaten tanınmıyorum. Hani tanınsam bir nebze tanınmamak için takayım da tanınmıyorum. Pantolon. Bizim şu an normal keten pantolon mu var? Ama şöyle bir kovboy pantolonumuz olsa gayet güzel olurdu. Ancak bu da $235. Çok pahalı. Hayat şartları. Şöyle deri bir ayakkabı. Güzelim. Garibim bu. Artık altları falan yırtılmış bu ayakkabının. Bununla sıkıntı oluyordur. Gear belt name. Bayağı isimlerini şey. Modelledikleri ismi hiç değiştirmeden buraya koymuşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bazı konularda atlamışlar diye tahmin ediyorum. Şu an zaten elimizde bir tane mevcut. O dursun. Burada herhangi bir başka karakter özelliği alamıyoruz zaten. Çıkalım. Gerçi gözlük falan da vardı da. Gözlüğe de gerek yok. Atımıza atlayalım. Aa, H'ye basınca at ışınlandı. Burada gölgeler bayağı sıkıntı. Sizlerin de gözlerini bozmadan ben şöyle başka yere bakayım. Gerçi baktığımız yerde hiç sıkıntılı bir yer oldu ama olsun. Gölgelerin gücü adına. Evet, oyunda şu an bayağı sıkıntılar var. Aslında bir yandan bunları da göstermek gerekiyordu ister istemez. Şöyle bir menüye gelsem, geri dönsem düzelir misin? Hayır, düzelmiyorsun. Peki. Attan inelim o zaman. Şöyle sizin yanınıza gelelim. Siz zaten görevi verdim diyorsunuz. Peki. Ama yakınlarda görevle ilgili gidebileceğim herhangi bir yer göstermiyorsunuz. Şöyle bir bakayım. Evet, gidebileceğim bir yer de yok pek. Şöyle farklı bir noktaya o zaman ilerleyelim. Belki burada konuşabileceğimiz insanlar vardır. Bizle etkileşime geçecek insanlar vardır. Hop. Atımıza atlayalım. Bu şehir bize dar gelecek belli oldu. Gölgeler falan sapıtınca. Biz şöyle diğer şehre doğru 0.9 kilometreymiş zaten. Çok da bir şey yok. Hemen ilerleyelim. Bakalım belki orada görevini alabileceğimiz, yapabileceğimiz insanlar vardır. Relic Hunt, evet. Haritada işaretlendi. Ha, burada çıktı. O zaman oraya gidelim. Hemen oraya doğru ilerleyelim. 2.5 kilometresi var. Atın da bir yorgunluk şeyi var tabii ister istemez. Bakalım. İlerleyelim şöyle. Doğaya baktığımız zaman ağaçlar falan görsel kalite aslında yani olabilecek seviye bu herhalde. Hop, oradan atlayamıyormuşuz. Peki. Gölgeler şu an bana sıkıntı çıkarttı. Ancak tabii ki de bunları hiç kesmeden göstereceğim sizlere. Çünkü sizin de şu an oyuna girerseniz başınıza gelebilecek bir durum. Şöyle ilerleyelim. Ama at fizikleri gene
Sırıtmıyor, onu söyleyebilirim. Pek yapabilecek bir şey bulamamış olsak da şu ana kadar. Şu 2.1 kilometre. At da yorulacak galiba. Başka bir yer mi işaretlendi? Yo, devam. Aynı şekilde devam edelim. Şu an bir dağ keçisi edasıyla ilerliyoruz. At da garibim, hiç sesini çıkarmıyor. Gerçi oraya gidene kadar bu at ölecek büyük ihtimal. Ama olsun, yeni at çağırırız. Nasıl hemen spawn oluyorlar. Şurada bir ev var. Etkileşime geçilebilecek birisi var mı acaba burada? Bakalım. Hemen gelir gelmez gölgeler ben buradayım dedirtti. O zaman buradan uzaklaşalım. İşaretlediğimiz yere doğru gidelim. Ben de yolda şöyle bir su içeyim. Gördüğünüz gibi uzaklar, ufuk bayağı hoş gözüküyor. Oyun haritası bayağı geniş ama şu an için yapabilecek çok fazla bir şey yok. Hani iki kişiden görev aldık ancak aldığımız görevler bile yakınlardaki etkileşime geçebileceğimiz alanlarda gözükmüyorlar. Etrafta dolaşan oyuncular da boş boş dolaşıyorlar. Silah çektiğim zaman onlara birkaç kere deminki oynayışımda kafalarına sıktım ama hiç etki etmedi. Tınlamadılar yani. O yüzden geliştirmeye ihtiyacı olan çok fazla noktası var Wild West Online'ın. Bunu da söylemiş olayım kayalıklardan. Evet. Kayalıklarda sıkışıp hop aman. Level 2 olduk. Kayalıklarda sıkıştığımız için mi yoksa? Evet, yeni bir mekan keşfettiğimiz içinmiş. Peki. Yolun yarısını tamamladık. Video yolda geçti resmen ama o kadar madem haritada yer işaretlediler diyecektim ki oradaki etkinlik de bitmiş. Biz gidene kadar mı bitti acaba? Tren yolu var. Tren geçer mi dersiniz? Oo, tren yolunda at iyice kendinden geçiyor. Şu mekana gidelim ileriki tarafa. Eğer orada da alabileceğimiz bir görev yoksa şu an için, durum bu deriz, vaziyet bu deriz ve bitiririz. Yapacak bir şey yok çünkü etkileşime geçmek istiyorum ancak kendileri hiçbir şey yapmıyorlar. Oyundaki özelleştirmeleri zaten gördük. Atı da şu an öldürdük. Bayağı yoruldu. İneyim ben o attan. Şöyle başka at verin diyecektim. Yine aynı at mı? He, durunca at dinleniyor. Güzel. Yani zaten bu olması gereken bir şey de. Biraz dinlen, ondan sonra koşturayım seni. Hem dinleniyor hem şey oluyor. Sudan geçebilir misin? Evet, suda giden bir atımız var. Az da bir mesafe kaldı. Burası bayağı derin yalnız. Bakalım oyunda bir açık var mı? Oyunu test ediyoruz bir yandan da. Şu en derin yerlerden gitmeye çalışıyorum ancak at boğulmasın diye herhalde çok derin yapmamışlar. Şöyle devam edelim. Sanırım ki şu ileride gördüğümüz mekan orası. Bir gidelim bakalım. Arkada da bir kuyu keşfettim. Dur kuyuya gideyim bari. Habire de yolda fikir değiştiriyoruz ama hazır 300 metre dibimizde kuyu var. Ne demişler? Ortada kuyu var. Yandan geç. Bakalım kuyuda ne var? Esas önemli nokta o. Gerçi burası zaten nehir. At yine yoruldu. Güzel. Etrafta çok fazla oyuncu yok. Hatta şu an hiç oyuncu denk gelmedi videoda. Sanıyorum ki videoda olduğumuz için denk gelmedi. Bakalım bir gidelim şuraya. Heh, geldik. Şimdi burada bir mezarlık da var. Kuyuyla etkileşime geçeceğimiz bir durum mu var peki? Geldik ama ne yapayım? Şuraya mı sıkayım de? Hiçbir şey de yok burada. Sadece kuyu yani. Kuyuyu göstermek için mi bana haritada bu kadar işaretlediniz? O kadar olay varmış gibi. Ne yapayım? Buradaki ölülerin ruhuna Fatiha mı okuyayım yani? Neyse ben şu ileriki işaretlediğim yere bir gideyim de içimde kalmasın o. Burada bayağı bir oyuncu vardı. Ben ilk geldiğimde orayı işaretlemişti oyun bana. At. At nerede? Atımı verin bana. Şu an at yok. Peki. Stone Creek isimli mekana gelmişiz. Ha, gerçi burada da gölgeler yine sapıttı. Ha, şurada oyuncular var. Hele şükür ya.
koşturan birisini gördük. Gel koşma ya da kaçma en azından. Bana doğru koş. Aslında onların yanına gittiğimizde böyle bir hani düello yapalım mı senle gibisinden bir seçenek sunulsa güzel olabilirmiş. Ancak gördüğünüz gibi gölgeler bizi mahvetti. Hop. Sıkıyorum ama hiç oralı bile değilsin değil mi? Hop. Burada neler varmış? Bir adet evet yine ismi düzeltilmemiş. Skin Altre Game Garment Bag Altre bilmem ne bir şey koymuşlar oraya ama şimdi ben bunu alsam drop diye şöyle düşürsem hop burada ve onu alsam güzel. Şimdi bu aldığım eşya bana ne işe yarayacak? Ona bir bakalım. İçine baktığımız zaman ooo bunlar şimdi benim mi oldu? Blue Jean geldi. Ha, sadece Blue Jean mi geldi? Ha, bir daha açalım. Ne gelecek? Black Boots. Oo güzel. Dur o zaman bir açalım ya biz bir elimizdekileri bir giyinelim. Ha güzel vest. Açıl açıl açıl. En azından karakteri biraz geliştirelim. Biraz güzelleştirelim. Bir tarz yapsın. Yine vest geldi. Şöyle bir şapka gözlük mözlük bir şey. Bandana olur. İyice PUBG karakterine döneceğiz. Black dress pants. Heh şöyle. Şu Şerif'in giydiği ceketten. Ah bir tane de gözlük. Eye Altre Eyeglasses. Altre 02 Altre Name. Baya dosya ismiyle oyunun içinde bırakmaları güzel. Orada başka çanta da vardı. Neyse bunları bu kadar açtık. O diğer çantaya bakacağım ben bir de. Onda ne vardı? Paint kit. Alalım. Hiç para da vermeden her şeyi de aldık. Çok güzel oldu o iş ama. Hop. Şöyle. Nereye aldık? Anybody want to buy a streamliner? I have one. Alamadık mı? Yo al. Şöyle al aynen. Fuck you BSC. Ha, whatever split your name is. Değiştir diyor. Peki yok. Trade'e mi girdim ben yanlışlıkla? Yo. Şu an elimizde ekipmanlar var. Kıyafetler var. Değil mi? Neredeler ya da onlar? Açtığımız şeyler. Burada bayağı da bir silah seçeneğimiz varmış. O da güzel. Şöyle gidelim. O açtığımız şeyleri kullanabilseydik güzel olacaktı da. Burada Dr. Randall varmış. Belki ondan bir şeyler yapabiliriz. Yine Douglas Hart yazıyor yukarıda ama. Merhaba. Siz de görev veriyorsunuz ama hiç görevleri oynatmıyorsunuz. Yani görev verdin ancak yakınlarda o görevle ilgili hiç yapılacak bir iş yok. Yine Şerif var. Başka bir şey yok. O zaman ben Jimmy'nin yanına bir gideyim. Jimmy'nin yanında da yavaş yavaş videoyu sonlandırırız. Görebildiğimiz üzere şu an oyun alanında ha iki tane oyuncu da denk geldi ama oyuncu var. Ancak gördüğünüz gibi gölgeler sıkıntı. Oyuncularla etkileşime geçilmiyor. Görev aldığınız zaman görevin haritada işaretleneceği yer vesaire hiçbir şey size belirtmiyor. Dolayısıyla ne yapacağınızı pek bilemiyorsunuz. Şu an zaten bayağı fotosentetif epilepsi durumuna girdi iyice. O yüzden gözlerinize daha fazla zarar vermeden şuradan bir içkimizi alarak videoyu da sonlandıralım. Gördüğünüz gibi Wild West Online dünyası henüz daha çok erken aşamada sorunlarla boğuşuyor. Ve çok da fazla oyuncu yok. Sadece bir tane Amerika sunucusu var. Oraya da buradan bağlanmak. Pingler bayağı kötü durumda. Karakter animasyonları hani oyun motorunun el verdiği ölçüde. At animasyonları yine aynı şekilde. İyi mi? Hani kötü değil en azından ama çok da beklediğim kadar da değildi. Şöyle sen bir kaçma desem. Şu adamları vurabilsem ne bileyim üstlerinden bir şey düşse diyeceğim ama. Acaba benim pingim o kadar mı kötü? Hani bu adam aslında burada değil mi diye. Yok gerçi üstüme geliyor Zadriel. Bir at alalım. At üstünde şöyle uzaklara doğru açılırken yavaş yavaş da videomuzu bitirelim. Gelebiliyor musun sen? Ata. Gelemiyorsun. Evet bugünkü konumuz Wild West Online'dı. Dediğimiz gibi oyunun daha çok yol kat etmesi lazım. O yolu kat ettikten sonra içerikleri sağlam bir şekilde geldikten sonra şu an kapalı olan özellikler işte kadın karakterler olsun
karakter özelleştirmelerindeki seçenekler olsun veya oyun yapısındaki bu görsel hatalar vesaire, bunların düzeltilmesi durumunda daha bir eli yüzü düzgün toparlamış bir oyun olduğu zaman oynanabilir olacaktır. Ancak yine de ne kadar oyuncuları çekecek, içerik sunabilecek, orası meçhul. Arkadaşlarınızla oynadığınız zaman ne kadar keyif verecek, bunu birlikte oynamadan bilemeyiz. Ama şu an için görebildiğiniz üzere çok fazla oyun alanında yapabileceğiniz bir şey yok. Karakterlerle etkileşime geçip hop, orada takıldık, oyun bizi geri attı. Karakterlerle etkileşime geçip oyundaki eşyaları, işte özelleştirmelerin bir kısmını görüp deneyim edebiliyorsunuz. Oyunun dünyasını, haritasını gezebilirsiniz şu anda. Onun dışında çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Bizden bu videoluk bu kadar. Şöyle manzaraya doğru giderken de herkese iyi oyunlar diyelim.